Merhaba arkadaşlar. Dünkü video sizler tarafından sevildi, beğenildi, izlenildi. Bir güncelleme geçmek istiyorum. Hem teşekkür ediyorum sizlere. Bitcoin'de büyük bir değişiklik yok. Dün 7700, pardon özür diliyorum, 7900 seviyelerindeydi video çekerken. Bugün 8100 seviyelerinde gördük. Fakat bu çok önemli bir değişiklik değil benim için açıkçası. Çünkü şuradaki 8180 ve 8200 seviyeleri daha önceden defalarca destek olarak çalışmıştı. Artık direnç olarak çalışıyor. Ve 8200 seviyesini geçmeden açıkçası 7700 planlarımı çok da bozmuş sayılmam. Hala 7700'leri görebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda yani Bitcoin'de çok böyle majör bir değişiklik yok. Ripple tarafına geldiğimiz zaman ise Ripple tarafında dün incelediğimizde biliyorsunuz şurada bir direnç seviyesi vardı ve bunu kırmış görünüyor. Yönümüz yukarı demiştik. Hala yönümüz yukarı ve hedefim aslında bakarsanız dün de söylediğim gibi 4088 seviyeleri ve şu yeşil kutu açıkçası biraz daha oraya doğru yükseliş beklemekteyim. BNB tarafına baktığımız zaman BNB tekrar bir atağa kalkmış durumda. Düzeltmesini biraz daha az yaptı. Ben normalde şu 0.382 seviyesine kadar bekliyordum düzeltmeyi. Fakat 0.236'da bıraktı kendisini ve şuradaki mum görüyorsunuz biraz 0.382'ye yaklaştı. Burada 21.800 seviyelerini gördü. Ben 21.500 en azından bekliyordum ama çok da önemli değil. Bu akabinde tekrar hacimli bir şekilde buradaki direnç seviyesinin üstüne kendisini attı ve yükselişin devam ediyor. Şimdi burada ne yapabilir? Burada bu gidişatta şu durumda şuraya şu çizgiye mavi olan bu dirence bir retest yapmak isteyebilir. Veyahut durmadan yoluna gidebilir. Bunun için mesela Bollinger'a baktığımız zaman Bollinger'ın üst bandına yapıştığını görüyoruz. Burada eğer ki ağır aksak bir gidiş olursa gayet böyle stabil bir şekilde hiç retest bile yapmaya ihtiyaç duymadan yavaş yavaş yukarı doğru gidebilir. Ara ara düzeltmeler yaparak, minik düzeltmeler yaparak. Ama şu anda BNB BTC paritesinde de durum pozitif görünüyor. Euro dolar tarafına geldiğimizde biliyorsunuz dün benim beklentimin şu aradan geçen yatay desteğe, pardon yatay dirence kadar gelebileceğini düşünmüştüm. Zannediyorum 1.105'ler falandık dün videoyu çekerken. Bugün ilk hedefine ulaşmış görünüyor. Bundan sonra ne yapabilir? Gidişat aslında çok güçlü. RSI'dan da gördüğünüz gibi. Bu gün kapanışını eğer ki bu seviyenin üstünde yaparsak hedefimizi biraz daha yukarıları taşıyabileceğiz. Tabii bir sonraki hedef şuradaki 1.41 şu anda söylemek istemiyorum. Emin de değilim. Çünkü buradaki gün kapanışını görmemiz ve yarını görmemiz daha faydalı olacaktır bunun için arkadaşlar. Fakat şu anda güçlü bir trendle karşı karşıyayız. Euro dolar paritesinde de. Ons altına geldiğimiz zaman 1.495 seviyesinin bizde bir direnç olarak karşımıza çıktığını görüyoruz açıkçası şurada. Eğer ki büyük bir yükseliş bekliyorsak ilk önce şuradaki 1.505 seviyesini o seviyeleri bir kırmamız gerekiyor. Ama onun dışında 1.495 üstünde kalmamızda burayı tekrar test edebileceğiz, test edebiliriz anlamına da geliyor aynı zamanda. Şurada görüyorsunuz bir 4 saatlikteyiz. Daha saatliğe gelirsek daha iyi göreceğiz onu. Görüyorsunuz bir kanal içerisinde yükselmeye devam etti saatlik grafikte ve en son 1.495 üstünde şu anda tutunmaya çalışıyor. Burada dediğim gibi burada tutunduğumuz sürece 1.505'leri tekrar deneyeceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde ve saatlerde de diyebiliriz. Onun dışında eğer ki burayı kıramazsak, şu kanalı da kıramazsak ve 1.495 üstünde tutunamazsak tekrar 1.486 seviyelerine gelmesi olası. Ama genel ons altın durumuna baktığımız zaman trendin yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için. Bir hatırlatma yapalım tekrar. Eğer ki bu videoyu ilk defa izleyenler ve beni ilk defa dinleyenler varsa Twitter'dan Kripto Levent yazarak, @KriptoLevent yazarak ulaşabilirler. Aynı zamanda bir Telegram kanalım var. Kripto Levent eğitim Telegram kanalıdır. Twitter'daki başa sabitlenmiş
gönderiden kusura bakmayın. Bugün biraz rahatsızım. Böyle sesimde bir tuhaf geliyor olabilir. Twitter'daki başa sabitlenmiş gönderideki linkten Telegram kanalına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum tekrar dinlediğiniz için ve geldiğiniz için. Eğer ki bu tip videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.